Haydi bakalım ne olacak bugün? Heyecanlı mısın Zeynep? Yo, heyecanlı değilim. Alışmışım artık. Aa, değil mi? Alışmadığın şeyler olabilir. İlk kez böyle kendine güven gördüm. Arkadaşlar o halde buyurun. Ya şunu hep şöyle yapmak istedim vallahi çıktığından beri. Sıcak sıcak da denk getirdik. Şöyle bir göstersem mi size, şöyle çıtır çıtır dur. Ha. Hani yemeden üstünde çok güzel yaptı kızım. Vallahi içi de katmer katmer olmuş. Şimdi tadına bakacağım. Peki Gülden, bitirdiniz galiba. Nasıl buldun hayatım? Sarmayı beğendim ama bir notum olacak. Reyhan çok baskın gelmiş içindeki. Ben daha çok pirinç ve kıymanın tadını almak isterdim açıkçası. Daha yapış olmuş. Zaten pırasa birazcık daha böyle sulu ve şeyli oluyor ya. Nasıl söyleyeyim ona? Yumuşatabiliyor mukozamsı. Öyle olmuş birazcık. O yüzden biraz onu sevebildim. Böreği hoşlanmadım. Yani börek diyorum çünkü bu katmer değil. Bizde katmer böyle olmaz. Bu milföye yakın yağlı hamur olmuş ve hamuru da kalın aslında. Sizde katmer öyle olmaz. Orada öyle olabilir mi? Çünkü yöresel olarak isimler değişiyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu mayalı falan ya. Hı. Daha çok sanki yağlı milföy gibi geldi bana. Daha çok katmerimsi, bilmiyorum, sevemedim. Çok yağlı geldi. Yani margarin, sen benim güzelim koktu. Bu katmeri milföye mi benzetti? Senin güzelin, benim değil. Ya benim güzelim işte. İşte senin güzelin katmerim, ben sevmedim. Yanlış anlama ama dolma evet. Tatlıyı da çok sevemedim. Çok fazla, nasıl söyleyeyim, çok çıtır şekerimsi geldi benim ağzıma. Böyle şeker şeker geldi, bilmiyorum. Yani sadece şu üç menüden bir söyleyebileceğim ve puan verebileceğim sarma olur, o kadar. Ya yani o çıtır çıtır dediğin zaten içinde ceviz var, ceviz içi var. Öyle bir şey değil. Şekerimsi bir çıtırtı geliyor. Yani tam bir şeyini alamamış. Bir hamlık var, olgunlaşamamış gibi olmuş. Ben anlamıyorum ki bu bana ne diyor. Bence yemekten de anlamıyor. Anlamadığı için de bir şeyler söylüyor. Sen yapmaktan anlamıyorsun. Ben çok, yok, güzel canım, yemekten benim, anlıyorum. Benim damağım çok lezzetli, normalde güçlüdür. Tatlı böyle yapılır. Bak şöyle söyleyeyim. Ham maddesi bilmem ne yemeğin matematiğini mi çıkarıyor? Ne yapıyorsun bilmiyorum. Zeynep'ciğim, matematiği, fiziği, kimyası hepsi bende, hakimim. Sen hiç merak etme. Sadece söylemek istediğim şu. Beğendiğimi söyledim. Beğenmediklerimi de dile getirdim. Ve ben burada zaten Zayda Hanım da bilir. Gerçekten yani hani olmuşa olmuş, olmamışa olmamış derim. Sen Şivan olmamış masasına, olmamış tatlısına puan verdin. Hepsini beğendin. Hayır, ama ben benim beğenmedim. Olmuş tatlıma, olmuş böreğime. Hayır, onun kremasını da eleştirdim. Olmadı, sıcak sürülseydi evet dedi. O da hakkını aldı. Sen çok merak güzeldi, etme. Çok güzeldi, şöyleydi, böyleydi diyordun. Hayır ha, canım. İyi, valla sen bilmiyorsun, anlamıyorsun. Ben de sen çok yanlış düşünüyorsun ve yanlış konuşuyorsun. Ben hiç yanlış düşünmeyeyim. Sen yanlış düşünürse. Peki bakalım Zeynep aynı kararda mı? Ben sen de Gülden'e katılıyorum. Dolmanın karabiberi bana fazla geldi. Baharatı fazla geldi. Onun dışında iyi yani. Hani karabiberi fazla. katmer mi poğaça mı artık bilmiyorum ne. Biraz fazla hamur olmuş içi. Pişmemiş yani. Ve aşırı yağ tadı geliyor böyle yani. Tereyağı yiyormuşum gibi geliyor bana. Yemişsin ama. Ben yemedim. Kime verdin? Volkan, şey, Sergen aldı. Allah'ım, herkes herkese böreğini. Bütün kızların böreklerini siz yediniz değil mi? Biz yedik. Evet. Ama ben o zaman anlayamıyorum kimin tabağında ne kaldı. Silip süpürmüşsünüz maşallah. Vallahi Ramazan'a da hayret, o kadar el açması, her şeye bayıla bayıla yiyordu. Bunu yedin ya, helal olsun sana. Bunu yedin derken? Bunu ne işte, var bunda? Ben var ya incecik incecik açtım burada, bilmiyorum. Tamam, yarın mi? Bir hele incecik aç, görelim seni. Katmere maya katılmaz diye biliyorum ben. Bu poğaçayı yuvarlamak yerine açtı, içine kaşar peynir yuvarladı, kesti yani. Bu katmer değil. Yani normal poğaça olarak koysaydı kabul ederdim ama katmer poğaça... Katmer börek miydi, poğaça mıydı? Katmer börek. Ben bunu börek olarak da katmer olarak da kabul edemem yani. Poğaça olarak kabul edebilirim. Tatlı Gülden'in aksine bana çok şekersiz geldi. Tatlı gibi değil yani. Valla gerçekten geldi. Seninki de çok kolay bir tatlıydı. Ben seninki yine böyle
Senin gibi konuşmadım. Hele bir beni dinle. Kız bir sus, hele bir bak, susmam. Bir beni dinle. Ben susmam. Allah, söze adaşımsın. Ama ha, o sen... da bir söylesin bir derdini. Yani... İki Zeynep, birbiriniz birbiriniz. Konuşturmuyor beni. Tamam, dinliyorum. Seninki çok kolaydı. Hemen sardım, bitti. Muhallebiydi zaten. Senin gibi. Kestim benimki... gitti. Niye kestin gitti? Sen de tatlını kestin gitti işte. Ben tatlımı yoğurdum, ben tatlımı kestim, ben şerbetini hazırladım. Ya, sen de kestin, verdin fırına. Çok da güzel bir tatlı olmuş. Benimki de çok güzeldi. Peki, olsun. Ben de sizi kestim gitti. Alisa? Börek, poğaçayı beğenmedim. O biraz içi pişmemiş sanki, kalmış. Bilmiyorum, kalın kalmış. Benimki öyle denk geldi belki. Tatlıyı beğendim, güzel. Sarma da güzel olmuş ama bir şey eksik sanki içinde. Sarmadın bana mı? Bana da Zeynep'e mesela baharatı çok geldi de bana da baharatı az geldi. Genelde güzel yani. Evet. Peki Şiva, kalp var mı bugün? Yok maalesef. Yok mu? Neden? Senin diğer tabağın nerede? Biz niye yarısını orada? Kanaldı. Yiyemedi, biz yarısını götürdük. Ben aldım da pişman oldum aldığıma ya. Niye? Poğaça dokundu. Yani nasıl dokundu? Pişmemiş mi artık Gülden'in dediği gibi, içi hamur mu kalmış? Gerçekten karnım ağrıdı yani. Pişmemiş poğaçanın iki tanesini gömmüşsün anne. Açlıktan yedim zaten de. Sıcak geldi ya, evet, bence. Açlıktan yedim ama yani gerçekten dokundu. Ben katılmıyorum ama ya. Yoğurdun güzel olmuş. Yoğurt şimdi sen ben yorum yapacak. Ben arkadaşlara katılmıyorum. Hazır mı bence diyor? Poğaçanız çok güzeldi. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Pırasalı dolmayı da ilk defa yedim. O da çok hoşuma gitti. Elinize sağlık. Afiyet topraklarım olsun. Da onlar kendisi gerçekten çok güzel yapmışsınız. Elinize sağlık. Afiyet benim damak tadım oydu yani. Olsun. Teşekkür ederim. Toprağım diye değil. Hayır, toprağım diye değil. Beğendiğim için savunuyorum. Neyini beğendin ya? Bence çok güzel. Sen bir kere sarma sevmezsin ki, kıymasız. Hayır. Hayır. Kıyma bak, vardı bunun içinde. Lahana dolması ama, vardı içinde. Kıyma lahana var mı? Ben hiç kıymayı hissetmedim de. Lahana dolması yapıyor eşimle annem. Onu çok severim. Bunu da ona benzettim. Gerçekten çok güzel olmuş. Elinize sen sağlık. Sen pırasa sevmiyorsun ki. Tekrardan afiyet olsun. Bugün sevmeye başladım. İşte bak ne güzel. Pırasa sevmeyen adam pırasa yedi. Hem evet, de sevdi. Evet, ben sevmeye başladım yani. Bize de öyle diyordu yani. Sen orada bizim yapılır da ben sevmeye yemem onu diyordu. Bana da günümüzde herkese ağzınızın tadı bozuk. Sercan söyledi, ben pırasa yememişim. Pırasayı da bakalım yapacaksınız. Olursa beğenirim. O zaman bir şey söyleyeyim mi? Bu bir başarı. Pırasa yemeyen adama pırasa yedirdiniz. Tebrik bence ederim. Güzel bir şey. Hayatım boyunca ben pırasa yememişim. Ben de sevmem. Yani yalan söyleyeyim. Ben de sevdiğim bir yemek değil ama çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet belki olsun. Dur bakayım Emin ne diyecek? Kardeşim. Ben de pırasayı çok seven biri değilim. Çok ama değil, hiç. Yani. Hiç yani. Ama pırasa dolması... sarması bizim bir değişik güzeldi. Soğan sarmasın, ben soğanı da yemeklerde tercih etmiyorum ama eşim soğan dolması yapınca yiyorum onu da. Vallahi bir de öyle bir şey geldi. Annesi ve karısı hakkında konuşmayınca çok güzel konuşuyor. Ama söz konusu onlar olunca azıcık bakıyor. Sıkıntı yaşıyoruz, ne yapsın. Şiva, bitir hayatım, ne oldu şimdi? Beğendin mi beğenmedin mi? Beğenmedi ve benim yorum kesti herkes. Volkan kesti. Evet, zaten çok kızgınım ona. Evet, tatlı biraz bana, bilmiyorum, biraz çok acayip toprak tat var. Hayatım, onda farklı bir şey var. Şu şeyine ne koydun söylesene. Tahin koydun ya, o tahinin tadı geliyor size muhtemelen. Şerbetine... Şahin değil, pekmez. Pekmez koydu, pekmez. O pekmezin tadı geliyor olabilir. Evet, zaten börek de hamur bilmiyor Zeynep. Benim hamur da bozdu. O da sevmedi ve sarma erkekler sevdi. Neden? Zeynep kaynana çok seviyor ve ovuyor. Erkekler destek yaptı Zeynep. Bence de. Kayınvalidesiyle arası iyi diye mi desteklediniz? Hayır. Haklı. İlk defa şifa niye alkışlıyordunuz Şiva'ya ama orada oturuyorken? Kimseye evet. Alkışlamadı. Yok, kimseye alkışlamadı. Hepimiz de evet, herkese alkışladık ama. Onlara... Burada herkes alkışlıyor. Herkes alkışladı burada. Yok. Zaten kayınvalidesinin de eli değdi. Kadın daha böyle hızlı pratik tırnaklarına rağmen. Peki o zaman kayınvalideler madem konuşuluyor. Kusura bakmayın, ben de ama böreği götürüyorum hala. O zaman kayınvalidelere de soralım. Nasıl buldunuz hanımlar? Ben pırasa sarmasını çok beğendim. Çok lezzetliydi. Bu kadar beklemiyordum. Oysa ben pırasayı pek sevmiyorum. Ama gerçekten Zeynep'ciğim çok harika olmuş. Tatlıyı da çok beğendim. Sanki biraz bilmiyorum... Un mu fazla kavrulmuş, un mu? Bir un tadı vardı ama neydi? Yine de güzeldi. Çok harikaydı. Onu, onu da beğendim. Ya katmer de harika olmuştu. Eline sağlık. Bir afiyet tık olsun. Daha, bir tık daha pişmesi gerekiyordu. Ama tabağımın hepsini bitirdim.
Hepsi çok güzeldi ve puanımı severek veriyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Öperim. Allah razı olsun. Ben katmeri beğendim. Çok lezzetli geldi bana ama içi pişmemişti. Tatlı bana ağır geldi çünkü tahinli şeyleri sevmiyorum. Tahin değil, pekmez. Pekmez. Tahin de vardı içinde. Yok yok. Tahin yok. Bana ağır geldi bilmiyorum ama yine de fena değildi. Dolma, pırasa dolmasını pek sevmiyorum ben. Aynen, eline sağlık. Teşekkür ederim. Biraz tatlıyı pek beğenmedim. Poğaçaya da biraz hamur olmuştu. Ama yine yedik, eline sağlık. Sağ olasın, teşekkür eline ederim. Eline sağlık önce. Ben de katmere katılıyorum, içi pişmemiş. Fırının belki azizliği ama pişmemiş. Tatlı da ağır geldi, pekmez olduğu için. Yani güzeldi. Teşekkür ederim. Zaten kendi kayınvaliden kaldım. Ben de şöyle söyleyeyim, gerçekten ellerine sağlık sevgili gelinim. Tatlısı güzeldi, şerbetliydi. Size biraz ağır gelmesi evet. Normaldir. Çünkü günlerdir muhallebili tatlılar yiyoruz. Katmerimiz güzeldi ama fırının azizliğine uğradık. Çünkü biraz kapandı, geri açtı. Ama yine de çok güzeldi. Ellerine sağlık. Afiyet peki olsun. O zaman arkadaşlar masayı topluyoruz. Sıra puanlarda. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.